Hazreti Ömer zamanında kendisi ordunun başını geçmek istemiş. Hazreti Ömer radıyallahu an İslam'da parlamenterizm vardır. Kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. Yeryüzünde kuvvetler ayrılığı prensibini ilk uygulayan adam Hazreti Ömer'dir. Bugünkü hukuk kitaplarında Montesquieu olarak gösterilir. Montesquieu'dan çok evvel, 1700'lerde Montesquieu bu parlamenterizmin kuvvetler ayrı prensibin babası sayılır. Fakat ondan çok evvel Hazreti Ömer bu kuvvetler ayrı, separation de pouvoir Fransızcası, kuvvetler ayrı prensibini uygulamış, tatbik etmiş, kurmuş bir insandır Hazreti Ömer. Meclis, Mescid-i Nebevi'deki sahabe. Başka yerlerde de Müslümanlar var. Mescid-i Nebevi sahabe, sahabiler, sahabe sahabiler demek. Radıyallahu anhum. Onlar bir iş olacağı zaman ne diyorsunuz diyor halife seçilmiş olan Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir de öyle. Hazreti Osman da öyle, Hazreti Ali de öyle. Ne diyorsunuz diyor. Onlar diyorlar ki olmaz, olur, güzel, değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'in böyle tahta parçalarına, kemik parçalarına, düz kemik parçalarına, düz taşlar üzerine, deriler üzerine yazılmış ayet ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hem yazdırıyor, vahiy katipleri var. Bunu özellikle söylüyorum. Adam diyor ki Kur'an diyor kaç sene sonra yazılmış. Hayır efendim, bizzat Resulullah zamanında nazil olduğu anda evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezberliyordu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri kaçırıveririm diye böyle tekrar edermiş. Ayet var. Endişelenme diyor. Biz Habibim endişelenme. Biz senin onun kalbine yerleştireceğiz. Ayet var burada Kıyamet Suresi'nde. Hemen yanında vahiy katipleri var. Özel, maaşlı. Bunların isimleri de var. Hemen yazıyorlar buldukları şeylere. Bunlar tabii götürüyor. Herkes yazdığını evine götürüyor. Öyle. Neden bunlar bir kitap haline getirilmemiş? Çünkü vahiy geliyor. Peygamberimiz sağ olduğu sürece vahiy geliyor. İnsanların durumlarına göre, o günkü olaylara göre vahiy geliyor. Resul-i Ekrem Efendimiz irtel buyurunca bitmiş. Vahiy bitmiş. Daha vahiy yok. Bitmiş. Ancak ondan sonra kitap haline getirebilirdi. Hazreti Ebu Bekir zamanında Yemame Savaşı olmuş. Yalancı peygamberler var, türemiş. Onları tepelemiş Hazreti Ebu Bekir. Onlarla uğraşmış. Hepsini disipline etmiş. İşte o zaman bir harpte birdenbire 70 tane şehit vefat etmiş. Şehit olmuş. Sahabi hafız şehit olmuş. Hazreti Ömer demiş ki bu iş önemli. Ebu Bekir demiş herkeste mevcut olan o yazılı sayfaları toplayalım. Kur'an'ı mushaf haline getirelim. Ebu Bekir ve diğer sahabe, peygamber ne yaptıysa onun dışında bir şey yapmamaya kesin kararlı insanlar. Ömer demiş, Resulullah'ın yapmadığı şeyi bana nasıl ten tavsiye edersin? Resulullah yapmadı bunu. Tabii yapmadı ama demiş Ebu Bekir. Çünkü Resulullah'a devamlı vahiy geliyordu. Vahiy bitmedi ki nasıl kitap haline getirsin. Onun için yapmadı. Ebu Bekir demiş, öyle de olsa ben Resulullah'ın yapmadığını yapmam demiş Ömer. Fakat orada bulunan sahabe işte orada da meclis karar veriyor bu işe. Demişler ki Ömer haklı. O sayfaları toplayalım, bir araya getirelim. Kur'an zayi olmasın, kaybolmasın. Müslümanların ana temel kitabı. Meclisin kararına boyun eğmek zorunda kalmış. Ebu Bekir Efendimiz peki öylesi demiş. Mushaf haline getirilmiş. Şöyle iki kabın arasında Kur'an'ın tamamı var ya şimdi elimizdeki. Ebu Bekir Efendimiz zamanında bunlar bir araya getirilmiş. Ondan sonra Hazreti Osman zamanında ülkeler çok genişlemiş. Altın üste yapmışlar ondan, istinsah etmişler. Böyle şahitli, senetli, sepetli topluyorlar. Ondan sonra da vahiy katiplerine karşılaştırılarak böyle herkesin süzgecinden geçtikten sonra altın üste, elhamdülillah bir üstesi da bizim burada Türk İslam Eserleri müzemizdedir. Dünyanın muhtelif yerlerinde var. Şimdi bazıları efendim Kur'an sonra, hayır Kur'an
indiği gibi yazılan tek kitaptır. Tevrat çok sonra yazıldı, İncil çok sonra yazıldı. Artık buralara girmeyelim. İndiği gibi yazılan, olduğu gibi günümüze kadar gelen tek ilahi kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi Hazreti Ömer'den söz ederken bunaya girdik. Demiş ki ben ordunun başına geçeceğim, İran'ı fethedeceğim. Orası bizim için önemli. Demişler ki kıpırdayamazsın meclis. İcra kuvvetin başında halife var. Yürütme, hükümet başında Ömer var. Meclis, Mescid-i Nebevi'deki sahabi. Kıpırdayamazsın, sen devlet reissin. Ayrılırsan zaten ülkenin sağından solundan isyanlar oldu. Yalancı peygamberler türedi. Yeni bastırdık. Sen yokken birisi daha gece baskını yapabilir. Kıpırdayamazsın, gidemezsin demişler. O Celalli Ömer peki demiş. Sa'd bin Ebu Vakkas esas İran'ın fatihi odur. Parlamenterizmi, adliye teşkilatını kurmuş, maaşlı hakimler tayin etmiş, ordu teşkilatını kurmuş, belediye teşkilatını kurmuş, sağlık teşkilatını, maliye bakanlığı teşkilatını hepsini kurmuş. Tam teşekküllü kuvvetler ayrı prensibi parlamenterizmi uygulayan adamdır Hazreti Ömer.